Göçmen siyaseti keza Erdoğan'ın çok gayri insani, ahlaksız ve ilkesiz bir siyaset. Akrabamızda olan, komşumuz olan, dindaşımız olan Suriyeli insanları, milyonlarca insana o görüntüleri izlemişsinizdir. Sadece Batı'yı tehdit edebilmek için harekete geçirme, sınırlara yığma, sonra da arkasından, bugünkü haberlerde vardı zannederim, göçmenler harekete geçince Batı'dan telefonlar gelmeye başladı diyerek şantaj siyasetini de ortaya koyma, insani olmakla bağdaştırılabilen bir şey değil. Devlet politikasıyla da bağlaşmaz. Devletlerin de bir onuru, bir itibarı vardır. Bir çizgisi vardır. Her gün 360 derece dönen insanlara kimse güvenmediği gibi sürekli politikalarını değiştiren bir çizgisi olmayan devletlere de güvenilmez. Programın başından beri söylüyoruz. Bakın, Rusların bir politikası var. 3 asırdır sıcak denizlere inmek. Bundan hiç taviz vermemişler, hiç dönmemişler ve indiler, hala inmeye devam ediyorlar. Peki Türkiye'nin en basitinden mesela Kürt siyaseti, Suriye siyaseti, Kıbrıs siyaseti, yani başlıca dış politika ile ilgili, temel siyaseti ile ilgili söyleyebileceğiniz bir şey yok. Hele AK Parti döneminde tamamen sürekli 360 derece dönüyoruz, tekrar bir daha dönüyoruz. Avrupa Birliği'ne yöneliyoruz, reddediyoruz, doğuya yaklaşıyoruz, tekrar başımız sıkışınca Avrupa Birliği'ne, NATO'ya yöneliyoruz. Böyle bir devletin dünyada bir itibarı olmaz. Erdoğan iktidarı Türk milletinin, Türk toplumunun bütün itibarını, bütün onurunu zedeleyen, yerle bir eden ve güvenilmez hale getiren, Türkiye için çok önemli bir tehdit haline gelmiştir. Ülkenin bundan bir an önce kurtulması lazım. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bugün medyada gördüğüm bir şey, Kürt yazar Zeynel Abidin Han diye Almanya'da yaşayan bir yazar. Cenazesi gelmiş. Çok bildiğim birisi değildi. Ama kim olduğu çok önemli değil. Dini, dili, ırkı önemli değil. Bizim vatandaşımız 83 milyonun her biri gibi çok itinayla önem verilmesi gereken bir insan. Ve Türkiye'ye gelmiş cenazesi. Maalesef AKP Muş Belediye Başkanı, bu Almanya'da hayatını kaybedip cenazesi gelen bu insanın Kürt olduğu için ve belki Kürtçü olduğu için, Kürtçü de olabilir, önemli değil. Ben Kürtçüleri tasvip etmiyorum ama Kürtçü de olsa, ateist de olsa herkes bir insandır. İnsanların ölüsü ve dirisi hürmete layıktır. İnsan olarak muameleye layıktır. Bu hem evrensel insan hakları açısından hem İslam açısından öyledir. Arabadan indiriliyor ve daha kötüsü şöyle bir şey yapıyorlar. O cenazeyi kıldıracak olan imam oradaki kayyımın talimatıyla cenaze namazını kıldırmaktan vazgeçiyor. Şimdi buradan ben İslamcıyız diyen, Osmanlı Selçuklu diyen, Selahaddin Eyyubi Alparslan diyen bu sözde ve çakma İslamcılara birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın, Alparslan Anadolu'nun kapılarını açan Bizans kralını, Roman Diyojen'i yendi. Yendikten sonra onuruna, izzetine uygun bir şekilde ve korumalar da vererek onu Bizans'a geri gönderdi. İtibarlı, onurlu bir şekilde. Hakaret etmeden, sövmeden, dövmeden. Keza yine Selahaddin Eyyubi, Şark'ın şanlı sultanı, aynı zamanda bir hekim Selahaddin Eyyubi, tabip. Kürt, Türk, Arap, hepsi. Kürtler Kürt diyor, Türkler Türk diyor, Araplar Arap diyor. Bizim insanımız, netice itibariyle bizim kahramanımız ve model bir insan Selahaddin Eyyubi. Savunma savaşları yapıyor. Aslan yürekli Richard denilen, İngiltere'den gelen Kral Richard'ı esir alıyor. Yaralı tedavi ediyor ve memleketine gönderiyor. Ve bu aslan yürekli Richard daha sonraki hatıralarında Selahaddin Eyyubi ile ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Ve bu Batı dünyasında da Selahaddin Eyyubi'nin bu bilgeliği, bu güvenilirliği, bu devlet adamlığı nesilden nesile aktarılıyor. Bugün dostuyla, düşmanıyla hiç kimse Selahaddin Eyyubi'nin aleyhinde konuşmaz. Peki Hazreti Peygamber, yine Peygamberimiz gerek veda hutbesinde gerekse savaş hukukuyla ilgili ilk defa insanların cesetlerine dahi, ölmüş cesetlerine dahi zarar verilemeyeceğini, işkence edilemeyeceğini, kulağının burnunun kesilemeyeceğini, yani cahiliye döneminde müsle diye bir şey var. Öldürdükleri insanlara bir de işkence ediyorlar. Yapmanın insan onuruna uygun olmadığını hem savaş hukuku ortaya koyarak hem de hemen vefatından önceki İnsan hakları beyannamesi olan veda hutbesinde de söylüyor. Yine bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkıyor Hazreti Peygamber bir gün. Sonra arkadaşları diyorlar ki, ya Resulallah, neden ayağa kalktın?
işte cenaze geçiyor. Cenazeye saygı için ayağa kalkılır. Bundan dolayı kim olursa olsun bizim geleneğimizde herhangi bir cenaze geçerken ölüsüne bile saygı duyar, ayağa kalkarız. Ayağa kalkıyor. Sonra diyorlar ki sahabe, ya Resulallah, o bir Yahudi. Cevabı ne peki Hazreti Peygamber'in? Olsun, o bir insan. Peki ben buradan soruyorum. Şimdi bir Kürt vatandaşımızın cenazesinin arabadan indirilmesi, cenaze namazının dahi kıldırılmaması nedir arkadaşlar? Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir ilkesizlik. Siz kimin torunusunuz? Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı ortada, Alparslan'ın yaptığı ortada, Hazreti Peygamber'in söyledikleri ortada. İnsanın ne dirisine ne ölüsüne işkence etmeyi yasaklayan bir dinin mensubu olduğunuzu söylüyorsunuz ama Gökhan öğretmen gibi bir öğretmeninin cenazesine araç vermiyorsunuz. Hainler mezarlığı diye bir şey icat ediyor, oraya gömmeye çalışıyorsunuz. Dilinizdeki bu İslam'a, bu tarihe, bu Osmanlı'ya, Selçuklu'ya rağmen zannederim sizler nevzuhur, köksüz, nereden geldiği belli olmayan, nesepsiz bir topluluksunuz. Çünkü nesebimizde, geçmişimizde olanlar ortada. Selahaddin bunu yapmadı, Alparslan bunu yapmadı, Hazreti Peygamber bunu yapmadı. Siz kimin nesebisiniz ki bir Kürt vatandaşımızın cenazesine bunu yapıyorsunuz?